Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Bugün Arapça felsefeye giriş derslerimize devam edeceğiz kaldığımız yerden. Müsaadenizle vaktimizi değerlendirmek bakımından hemen tahta paylaşımına geçiyorum. Burada gördüğünüz üzere kaldığımız yer birinci sunumu hazırlık derslerinin birinci hazırlık dersini bitirmiştik. Muhadara saniyeye geldik. İkinci hazırlık dersindeyiz. Burada birazdan da göreceğimiz üzere değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, felsefi yöntemlerden, felsefi tavırlardan, usulden biraz söz edeceğiz. Konunun bu anlamda detayları üzerinde inşallah duracağım. Birlikte hem metni okuyacağız hem de bunları müzakere edeceğiz. Ancak artık konu bugün itibariyle biraz daha felsefenin kendine has, kendine özgü temel hususlarını ele almaya ve konuşmaya başlayacağımız için müsaadenizle bir mukaddime sadedinde bazı çok temel bilgilerin üzerinde durmak ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi felsefi gelenek dediğimizde başlık olarak koyalım. Felsefe geleneği. Tabii biz bu felsefe geleneği dediğimizde bununla antik Yunan felsefe geleneğini kastediyoruz. Burada üç temel tavır var. Bu üç temel tavır bilinmediği, kavranmadığı, karşılıklı ilişkileri açısından idrak edilmediğinde ne felsefe tarihini doğru anlamak ne de doğru yorumlamak mümkün olur. Öyleyse biz bu üç temel tavrı pre-Sokratikler olarak, Sokrat öncesi durum olarak değerlendirdiğimiz bu süreci ve karşılıklı etkileşimi ele almalı ve onu ortaya koymalıyız. Şimdi burada temel olarak üzerinde durmamız gereken felsefi gelenekteki üç tavrı farklı renklerle renklendirelim. Birincisi Parmenides, onun temsil ettiği gelenek. İkincisi Heraklitos'un temsil ettiği gelenek. Parmenides, Heraklitos felsefi tavır ve yöntem birbirinin karşıtı iki yöntemdir. Bu iki yöntemin birbirleriyle olan karşıtlığı ki birazdan konuşacağız. Bu karşıtlık birbirine olan karşıtlık sofistler dediğimiz üçüncü bir tavrın doğmasına sebep olacaklar. Yani eğer felsefe geleneğinde Parmenides ve Heraklitos karşıtlığı olmasa bir sofistler doğmayacaktı. Sofistler doğmamış olsaydı bir Sokrat'la tanışmayacaktık belki. Yani Sokrates diyaloğundan, Sokrates diyalektiğinden haberimiz olmayabilirdi. Böyle bir felsefe doğmayabilirdi. Sokrates başka bir filozof, başka bir şey olurdu yetenekleri açısından tarih şahsiyeti olarak ama şimdi bize gelen, bugün bir felsefe geleneği ve tarihi olarak bildiğimiz durum böyle gelişmezdi. Demek ki bu şemada resmetmeye çalıştığım bu dört önemli tavır son derece önemlidir ve bu tavrı bilmeden muhadara saniyeyi okuyamayız. Hemen temel tavırları açısından bu tavırları anlayalım ve devam edelim. Parmenides'in temel önermesi sadece sadedir ve çok basittir. Parmenides der ki, varlık vardır. Şimdi Parmenides tavrının, felsefi tavrının net anlaşılabilmesi için bu önermeyi iyi anlamamız gerekir. Parmenides varlık vardır derken şunu söyler. Tek önerme vardır. Bunun ikincisi yoktur. Yani yokluk yoktur demeye gerek yok.
Çünkü varlık vardır dendiğinde bunun zorunluluk karşıtı nakizi olarak yokluğun olmadığını söylemiş olursunuz. Onu ayrıca bir önerme olarak söylemeye gerek yok. Genelde felsefe tarihçilerimiz, felsefe tarih yazarlarımız varlık vardır, bunu yeşille yazıyorum, yokluk da yoktur şeklinde efendim bir açılım, bir tavzih sadedinde ikinci bir önerme yazsalar da Parmenides'in temel önermesinde bu ikinci yeşille yazdığıma ihtiyaç yoktur. Çünkü varlık vardır. Varlık var olduğunda ikinci önerme geçersizdir ve ikinci önermeye gerek yoktur. Çünkü varlık vardır önermesi zorunlu olarak çelişiğini yok eder, yok sayar. O çok detaylara girmeyelim. İleride konular açıldıkça ya da ihtiyaç oldukça konuşuruz. Varlık vardır demenin Parmenides felsefesinde bir sonucu vardır. Varlık vardır dediğinde Parmenides bununla sabit olana, sükuna işaret eder. Dolayısıyla varlık vardır dediğinde Parmenides bununla sabit olana ve sükuna işaret ettiği gibi varlık orada sadece mekansaldır. Dolayısıyla zaman, hareket ve yenilenme gibi tüm algılarımız insanın duyularının bir yanılsamasından ibarettir. Ünlü Zenon takipçisi Parmenides'in paradokslarını hatırlayın felsefe tarihinden. Ok hedefe varmaz, Aşil kaplumbağayı geçemez paradokslarını görelim. Bu temel önermede varlık vardırın zorunlu sonuçlarında zaman yoktur, hareket yoktur ve yenilenme yoktur. Yani varlık zaten mütekamil manada, mutlak manada var olduğu için dikkat buyurunuz. Varlıkta bir eksiklik yok ki tamamlansın. Hareket, yenilenme bir eksikliği gerektirir, bir boşluğu gerektirir. Hareket etmek için bir boşluk lazımdır. Oysa Parmenides'in varlık vardır önermesinde boşluğa yer yoktur. Bu itibariyle Parmenides hala aşılamamış bu felsefesiyle ve ki modern felsefenin hemen hangi büyük düşünürüne bakarsanız bakın bir yönüyle Parmenides'ten, diğer yönüyle Heraklitos'tan, bir başka yönüyle Sofistlerden ve keza Sokrates ve öğrencilerinden etkilendiklerini ve hala onların kimi düşüncelerini bir biçimde devam ettirdiklerini görürüz. Peki buradan hareketle o zaman ne dememiz gerekiyor? Şunu dememiz gerekiyor. Parmenides felsefesinde yeni bir oluşum olmaz. Yeni bir oluşum olmadığı için eski yok, yeni yok, geçmiş yok, gelecek yok, şimdi yok, hareket yok, boşluk yok, hiçbir şey yok. Ne var? Varlık vardır. Peki yine bu felsefenin zorunlu bir sonucu olarak böyle bir felsefi tavırda bilgiye yer var mı? Bilmek ya da bilgiye yer var mı? Hayır. Çünkü varlığın kendisi varlık vardır. Varlığın kendisi bilgiden ibarettir. Varlık vardır. Nasıl ki yokluk yoktur çelişiğini söylemeye gereksinim olmaksızın dışlarsa varlık vardır önermesi yine aynı biçimde bilgiye ihtiyacı da dışlar. Parmenides'in varlık vardır önermesi varlık bilgiden ibaret olduğu için bilgi öğrenmeye ya da bilgi edinmeye ihtiyaç olmaz. Çünkü varlık kendisi bilgidir. Bir yeni bilgiye ihtiyaç doğurmaz. Tıpkı yeni bir oluşuma ihtiyaç hasıl etmediği gibi yeni bir bilgiye de ihtiyaç yoktur. Öyleyse Parmenides de varlık bedihidir, bilgi bedihidir. Dolayısıyla yeni bir öğrendiğimiz, bildiğimizi sandığımız, efendim bilmediklerimizden hareketle bildiğimizi sandığımız şeylerse birer yanılsamadan ibaret. Şimdi böyle olduğuna göre sonucu yazalım.
Sonuç çok önemli çünkü onu müsaadenizle ne renkle yazalım? Kırmızıyla yazalım. Evet. Bilgi mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle yani bilgiden söz etmek gereksizdir, anlamsızdır. Eskilerin ifadesiyle Parmenides de bilgiden söz etmek tahsilul hasıl gibi bir şeydir. Yazalım. Eskiler böyle söylerdi felsefi ve mantık geleneğimizde. Tahsilul hasıl. Tahsilul hasıl zaten var olanı elde etmeye, zaten sahip olduğunuz bir şeye sahip olmaya çabalamak gibi bir abeslik ifade eder. Zaten varlık bilgiden ibarettir. Nesini bilmek istiyorsunuz? Anlamına gelen kabaca bir tahsilul hasıl durumuna tekabül eder. Peki o zaman Parmenides'in varlık vardır ve varlık sabittir. Hareket algımız, zaman algımız bir yanılsamadır. Temel felsefi duruşuna karşılık Heraklitos bunun tam zıttını söyleyerek söze başlayacak. Peki hayır. Varlık değişkendir. Değişkendir. Varlık harekettir. Çünkü o varlığı ateş olarak algılıyor. Varlık harekettir. Onun için savaşın tanrısı diye felsefede söylerler ya, hareketi, savaşı, yıkımı olumsuz bir şey olarak görmez Heraklitos. Varlık değişkendir. Varlık harekettir. Varlık sürekli akan bir nehir gibidir. Sürekli akan bir nehir. Ve dolayısıyla bir nehirde bir kez yıkanılır ünlü motto Heraklitosçu ve ona ait bir motto olarak dikkat buyurunuz. Şöyle söyleyelim. Heraklitos'ta varlık başından sonsuza doğru sürekli akmaktadır. Yani zaman sürekli akış halindedir. Ve zamanı herhangi bir noktasından durduramazsınız. Değişim ve hareket süreklidir. Onun için zamanın bu sürekliliğinde şimdi diye tutacağınız, orada onu durduracağınız, sonra burada ne oluyor diye inceleyeceğiniz size bir zaman aralığı vermez varlık Heraklitos'a göre. Dolayısıyla varlık o kadar hızlı ve sürekli bir değişim halindedir ki varlığı inceleyeceğiniz ve bilmek isteyeceğiniz, üzerinden bir bilgi elde edeceğiniz sabit bir anını yakalayamazsınız. Sabit bir an yoktur. Şimdi dikkat buyurunuz. Çok son derece önemli bir yere geldik. Bakın Parmenides'in tam karşıtı bir felsefi konumlandırmayla karşı karşıyayız. Orada her şey sabitti, subut ve sükun halindeyken burada her şey akış halinde, hareket halinde ve dolayısıyla öyle bir hareket ve akış halinde ki onun herhangi bir anını durdurmak, oradan bir bilgi elde etmek imkansızdır. Öyleyse sonuç olarak onu da yine kırmızıyla yazalım. Heraklitos'ta da bilgi imkansızdır. İşte her iki felsefi tavrın, çünkü sabit bir şey yok ki hakkında bilgi elde edinelim. Her şey sabittir, zaten bilgidir, gerek yok. Parmenides. Her şey akıyor, durduramıyoruz, sabit bir nokta yok ki bilgimiz olsun. Heraklitos. Öyleyse dikkat buyurunuz. Şimdi. Protagoras, Gorgias, ünlü sofistlerin önde gelen isimleri diyecekler ki bu iki felsefi yaklaşımdan dolayı varlık yoktur. Varlık diye bir şey yok. Yani bunların böyle dediğine bakmayın. Varlık diye bir şey yok. Varlık
varsa bile bilinemez. İki tarafta bilinemez diyor. Üç, bir birey bilse bile onu başkasına aktaramaz. O zaman üç temel önermenin sofistlerin felsefi tavrı olduğunu söyleyebiliriz. Varlık diye bir şey yoktur. Bir. İki, varlık varsa bile bilinemez. Üç, bilinse bile bu bilene özgüdür. Dolayısıyla başkasına aktarılamaz. Hem Protagoras'ta hem Gorgias'ta tüm sofist gelenekte değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, onu farklı bir renkle müsaadenizle yazalım şuraya. Üstüne yazalım. Her şeyi göreceli hale getiren ve bilginin, hakikatin, her şeyin ölçüsü bireydir. İnsandır. Bireyin kendisidir. Her şey bireye göre görecelidir. Sana göre, bana göre, ona göre, bu kültüre göre, o kültüre göre sabit hiçbir şey yok. Birey esastır, onun gözlemi esastır ve her şey görecelidir diyen bir felsefi gelenek doğdu. Bu doğmak zorundaydı çünkü Parmenides ve Heraklitos gerilimi o sofistlerin yetişeceği zemini çok fazlasıyla mümbit bir şekilde hazır hale getirmişti. Şimdi böyle bir Parmenidesçi ve Heraklitosçu yaklaşımın bulunduğu bir zeminde sofistlerin doğmaması imkansızdır. Çünkü sofistleri besleyecek olan tüm argümanların ana zeminleri Parmenides'te de Heraklitos'ta da fazlasıyla vardır. İşte burada devreye Sokrates girecek ve ünlü diyalektikleriyle ve diyaloglarıyla sofistlerle mücadele edecek. Evet, sofistlerle mücadelesi Sokrat'ı felsefenin büyük kahramanı ve şehidi olarak felsefe tarihinde bizim üstadlarımızın arasında yer almasını sağlayacak ve ünlü diyalektikleriyle adeta sofistlere dünyayı dar edecektir. Kıymetli öğrencisi Platon ve onun paha biçilmez öğrencisi Aristoteles bu geleneği sürdürmek suretiyle bize muhteşem kıymet biçme imkanı olmayan bir felsefi miras bırakmış olacaklardır. İşte şimdi bu özetlemeden ve kısa değerlendirmeden sonra bugünkü dersimizi, ikinci hazırlık dersini El-Muhadara Saniye'ye geçebiliriz. Şimdi bunu okumaya hazırız. Peki efendim. El-Muhadara Saniye. İkinci hazırlık dersimizde konu başlığımıza bakın, dikkat edin. El-Menheç El-Felsefi. Felsefi tavır. Felsefi tavır. El-Menheç bir yöntemdir, usuldür, bir tavırdır. Bir felsefi tavır var. Sonra bunların ekollere dönüşümleri var. Ekolleri de ayrıca göreceğiz. Ekollere dönüşümleri var. Burada müellif bize sadece tavırsal içeriğiyle bir tavır olmak bakımından felsefi tavırları çok genel hatlarıyla bize sunacak ve biz buradan felsefi tavırları ana hatlarıyla, genel kategorileriyle ele alacağız ve inşallah üzerinde duracağız. Bu şimdi yaptığım gibi ihtiyaç olduğunda, ihtiyaç hissettiğinde bu metinlerin okunuşu bağlamında diğer bilgileri de zat hallerinizde elimden geldiği, imkanımın olduğu ölçüde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi birinci çerçevede bu kitabın yöntemi bakımından önemli. Bizler de bir şey yazdığımızda bu usulü kullanmalıyız. Önemli bir şeydir, bu yöntemdir. Ehdaful muhadara. Şimdi bu hazırlık dersimizin hedefleri ne? Yani burada ne ele alıyoruz? Yani bir bakıma ehdaf burada konu manasında. Bu ikinci hazırlık dersimizin konusu nedir? Evvelen birincisi
Dirasetul medhal es-sahih li ilmil felsefe. Şimdi buradaki tabirlere dikkatinizi istirham edeceğim ve bazı ifadeleri de renklendirme ihtiyacı hissediyorum. Onları da renklendirelim ve bu tabirlerin üzerinde durarak gidelim. Onları efendim ihmal etmeyelim. Peki şimdi şöyle efendim yapalım. Dirase el-medhal es-sahih li'ilmil felsefe. Felsefe ilmi için, felsefe ilmine dair doğru bir araştırma yapmak, bunları belirlemek, ortaya koymak nasıl olur? Bunu konuşacağız. Yani dirasel medhal es-sahih hangi türden bir felsefi tavırlara, felsefe ilmine bakmak sahih bir bakıştır. Demek ki farklı değerlendirmeler olduğu için müellif burada es-sahih ifadesiyle şununla bunlar aklıma geldiği için parantez içinde söylüyorum. Bu cümleye döneceğim efendim. Her tavsif bir farklılığa işaret eder. Her farklılık bir ötekine, bir ayrı, bir farklı olana imada bulunur. Dolayısıyla el-medhal es-sahih varsa demek ki el-medhal gayru sahih de var demektir. Çünkü bir şeyi tavsif etmek zorunlu olarak o sıfatın olumsuzuna ima eder. Olumluysa olumsuzuna, olumsuzsa olumlusuna imada bulunur. Demek ki burada müellif kendince sunmuş olduğu bu mukaddime ve girişin sahih olduğunu, doğru olan, gerekli olan bir giriş olduğunu söyleyecek ve onun üzerinde duracak. Demek ki bize burada da olduğu gibi birincisi bir el-medhal bakın. El-medhal, tauti'e-medhal demektir zaten. Konuya giriştir. Demek ki bir girişte bulunacak. Bu girişte bize sahih bilgiler verecek. Kendince doğru olduğunu düşündüğü, doğru olduğu kanaatinde olduğu ve tabii ki burada es-sahih ile birlikte burada zikredilen düşünce ve fikirlerden farklı yaklaşımların bulunduğunu da bize bilvesiyle bu sözcükler üzerinden ima etmiş olacak. Yani biz böyle yaklaşıyoruz ama böyle yaklaşmayanlar da var demektir bunlardan. Saniyen, ikinci olarak el-vukuf ala ehemmi işkalatil bakın. Sofistler. Sofistlerin problemlerinin önemli olanlarına yönelmeyi, onların önemli problemlerinin yönünü, konumunu, durumunu anlama. El-vukuf ala. Demek ki bu dersimizde sofistlere ait önemli, ehemmiyetli problemleri ve sofistlerin bu problemlere ilişkin tavırlarını öğrenmeye çalışacağız ve bu problemleri tespit ettikten sonra müellif vel cevap anha bu işkalata raci vel cevap an hadihil işkalat bu problemlere de cevaplar verecek. Tabii ki tavsiyatı değil ama kısa da olsa bazı cevaplar verecek ve biz de onların üzerinde duracağız. Demek ki bu ikinci hazırlık dersimizde bir giriş bize genel bilgiler verecek. İkincisinde sofistlerin problemlerine ve onlara cevaba başlayacak. Üçüncüsünde de beyanul mastaril marifi lil mesailil felsefe. Felsefiye. Şimdi burada şu ifadeyi efendim vurguluyorum. Bunun
zatıalileriniz tarafından zihinde tutulacak şekilde öğrenilmesini istirham ediyorum. Efendim, epistemolojik kaynak, epistemolojik temel. Epistemolojik temel, epistemolojik kaynak. Bunu açıklayacağız diyor üçüncü olarak. Beyanul mastar el marifi. Epistemolojik temelin açıklanması. Neye dair? Felsefi problemlere ilişkin epistemolojik tavır nedir? Demek ki felsefi problemleri epistemolojik bir temelde ele alarak izah edecek ve bunlar üzerinden bize bu üç başlıkla bu ikinci hazırlık dersinde bilgiler verecek ve sonra da artık bunları daha farklı boyutlarıyla açarak devam edecek. O zaman el medhal es sahih tavtie manaha el medhal es sahih. Neden? Burada öyle söyledi. Çünkü el medhal es sahih. Bunun anlamı budur. Peki el medhal es sahihi görelim. Bakalım müellif bize sağlıklı güvenilir bir efendim felsefi yöntemlere ilişkin ne söyleyecek? Diyor ki يَنْطَلِقُ الْبَحْسُ الْفَلْسَفِيُّ مِنَ الْاِذْعَانِ بِقَضِيَّةٍ وِجْدَانِيَّ وَهِيَ التَّصْدِيقُ بِمَبْدَئِ الْوَاقِعِيَّ. Şimdi burada hızlıca geçmememizi gerektiren bazı temel ifadeler var. Bunları müsaadenizle renklendiriyorum. Sonra da üzerlerinde duracağım. Bunların anlamlarını netleştirdikten sonra cümlemizin devamına geçeceğim. Demek ki bir felsefe araştırması diyor müellif. Bir felsefi araştırma. Yentalık min şuradan başlar. El izan anlamaktan. Bir felsefi araştırma yapacaksak önce şunu anlamalıyız. Neyi? Kadıyye vicdaniye. Çok önemli. Kadıyye biliyorsunuz önermedir. Bir önermedir. Peki vicdaniye nedir? Akli önermedir. Burada vicdaniye akli anlamda. Akli önerme. Yani zihinsel, zihni önerme. Akli bir önermenin zihni bir önermeyi anlamaktan başlar. Vahiye ne demek bu? Kadiyye vicdaniye. Zihni önerme ne demektir? Et tasdik bi mebde'il vakaiyye. Et tasdik bi mebde'il vakaiyye. Peki et tasdik bi mebde'il vakaiyye ne demek? Mebde'ul vakaiyye vakaiyye realite demektir. Vakaiyyeyi aynı zamanda felsefi bir tavır olan realizme karşılık olarak da kullanıyoruz. Realizm. Yani gerçeklik. Ne demek realizm? İçinde bulunduğumuz eşyanın yani varlığın gerçekliğini kabul eden şeydir. O zaman mebde ne? İlke. Realite ilkesini. Yani realizmi kabuldür. Realizmin doğruluğunu kabulden. O zaman bizim müellifimiz felsefeyi anlamaya, felsefe konularına girmeye nereden başlanması gerektiğini söylüyor. Temel ilke ne? Realitenin sübutunu, realitenin gerçekliğini kabulü bize söyleyen kadıyye vicdaniye ile zihni ve akli bir önermeyi anlamak ve kabul etmekle başlamak gerekir diyor. Dolayısıyla en baştan realiteyi kabulü sahih bir felsefe araştırmasının el-bahsul felsefiyinin temeline koyuyor müellif. Yani eğer biz sahih bir felsefi araştırmadan söz ediyorsak bu felsefi araştırma hangi zeminin üzerine oturmalıdır? Et-tasdik bi mebde'il vakaiyye. Realite ilkesinin yani gerçekliğin kabulüne dayanmalıdır. Elleti bu ilke, bu temel önerme yani kadiyye vicdaniye elleti yümkün itibaruha min haythu tasnif el marifi. Bakın. Et tasnif el marifi. Epistemolojik sınıflandırma. Epistemolojik sınıflandırma açısından min haythu tasnif el marifi
epistemolojik sınıflandırma açısından kabulü mümkündür. Enneha kadiyye ulil evail. Epistemolojik olarak bunu realitenin tasdiki ilkesini ne olarak epistemolojik açıdan sınıflandırıyor, tasnif ediyor müellif? İlkelerin ilki. Yani felsefenin birçok temel ilkeleri var. Bu et-tasdik bi mebde'il vakıiyye de bu ilkelerin evail ilkeler, temel ilkeler demektir. O evailin de evvelidir, ilkidir. İlk. İlk buradan başlıyor. Tabii bunu böyle kabul etmeyen yöntemlerde bulunduğu için doğal olarak metinde el-medhal es-sahih diye kendisince bunun daha doğru olduğunu söylüyor. Ve şimdi de diyor ki ve tavzihu zalike. Böyle dedik de bunun izahı nedir? Yani bunu neye göre söylüyoruz? Böyle söyledik. Dedik ki felsefe araştırmasına başlayacaksak önce zihni ve akli bir önermeyi anlamakla başlamamız gerekir. Peki bu akli önerme nedir? Eşyanın, varlığın realitesini kabuldür. Bu öyle bir önermedir ki elleti, affedersiniz. Evet. Ses tellerim biraz yoruldu. Hem fakülte dersim vardı, hem YouTube dersi yaptım. Biraz da başka konuşmalarım vardı. Mübarek gece olduğu için ha onu unuttum. Hafta boyunca Mevlid Kandili sayılır. En baştan söyleyecektim, unuttum, beni hoş görün, yaşlılığıma verin lütfen. Efendim, Mevlid Kandilinizi tebrik ediyorum. Bu fani dünyaya onun fani olmayan anlamını insanlığa bildirmek üzere doğan sevgili Peygamber Efendimizin anlamından, manasından nasipdar olmak umuduyla hepinize hayırlı kandiller diliyorum. Bu vesileyle de biraz konuştum da bayağı bir seslerim yorulmuştu. Dinlenmiştir diye düşünüyordum ama İnşallah sizi rahatsız etmiyordur. Şimdi diyor ki böyle bir ilkenin ilke epistemolojik efendim tasnifte, epistemolojik sınıflandırmada ilkelerin ilki olarak, ilkelerin ilki önermesi olarak kabul etmek, itibar etmek mümkündür. Peki bunu diyor biraz açıklayalım. Tavzihu zalike. Beşeriyyü. Pardon, biraz sesimi dinlendirip tekrar döneceğim efendim. Çok özür dilerim. Tekrar merhaba efendim. Şurada kalmıştık. Demek ki bir felsefe araştırmasına doğru yerden başlama anlamına gelen varlığın realitesini kabul ve tasdikle başlamak felsefi ilkelerin birincisidir dedi müellif. Sonra da ve tavzihu zalike bu söylediklerimi biraz açayım dedi. Ez-zihnul beşeriyyu beşeri zihin insan aklı vakafa emame mevkifeyn iki konum üzerinde durur. Yani insan aklının iki temel zemini vardır. Emame mevkifeyn vardır. Diğeri ara cümleydi. Ana cümlemiz bu. Vakafa emame vücudihi, dikkat edin,
zihin bir kendisi de dahil olmak üzere varlık karşısında durur. Ve ma yuhitu bihi onun bu varlığını kuşatan, çerçeveleyen dış dünya içinde durur. Yani buna ego diyelim, kendisi, buna da öteki. Min haythu tasdik bil vakaiyye ve ademihi. Varlığı realitesi bakımından, gerçekliği bakımından kabul etmek ya da reddetmek. Sofistlerin yaptığı gibi varlık yoktur demek şeklinde iki temel duruşu vardır. Ya varlık vardır diyecek ya da yoktur diyecek. İki temel emame mevkifeyn, iki temel duruşa sahiptir. Kendi varlığı ve kendisini kuşatan, çerçeveleyen dış dünya, harici dünya, öteki harici dünya olmak üzere ve kendi dahili egomuz, kendi varlığımız olmak üzere bunların ya varlığını tasdik ederiz, vardır deriz ya da yoktur deriz. İşte şimdi burada müellif bize diyor ki birinci konum el mevkiful evvel, işte insan zihninin birinci konumu, felsefe yapmaya, düşünmeye başlayacağı birinci konum bu mezhebul vakaiye, realizmdir. Realizm ekolüdür. Neymiş? Birincisi realizm ekolü. Mezhep ekol demek. Felsefi tavrın realitenin gerçekliğini kabul felsefi tavrının bir ekole dönüşmesinden ortaya ne çıktı? Realizm. Realizm. İşte mezhebul vakaiye birinci tavır realizmdir. Haysu bu efendim tavır ya da ekol yu'minu bi mecmu'i kadiyyetein yakiniyetein. Bu ekol iki yakini önermenin, bundan üzerinde duracağım, iki yakini önermenin ikisine de birlikte inanır, kabul eder. Yani şöyle diyelim, realizm ekolünün iki temel yakini önermesi var. Bu iki önermeyi kabuldür. Yani realist olmak, realizm ekolüne mensup olmanın kadiyeteyn yakiniyeteyn dediği müellifin iki tane temel önermesi var. Bunları kabul etmesi gerekiyor. Şimdi bunların üzerinde duralım. Birincisi et tasdiku bi vücudi vaki'in mevdu'iyyin mutahakkakun ve mevcut. Şimdi şöyle bir çizeyim müsaadenizle. Bu müptedamız sonra haberimiz gelsin. Vücudu vaki mevdu'i varlığın, reel varlığın, dış dünyanın, harici olanın mevdu'i, nesnelliğini ve dahi nesnel olarak varlığını, varoluşunu kabuldür. Birincisi, önermemiz bu. Demek ki et-tasdiku bi vücudi vaki'in mevdu'iyyin. Reel olanın, harici olanın mahsusat dediğimiz bunlar değil mi? Mahsusat. Duyu alanımıza hitap eden şeylerin nesnelliğini, mevduiliğini kabuldür. Ne olarak kabuldür? Bunlar müpteda mutahakkakun ve mevcudun. Gerçek ve var olarak. Tabi bunları ileride daha ileri boyutta felsefe metinleri okuduğumuzda mevcutla mutahakkak
ya da mutahakkik arasındaki farkları, var ile gerçek, gerçek ile var, bunlar arasındaki nüansları, etkileşimleri, diyalektiği ya da gerilimi, bunları inşallah daha farklı boyutlarıyla konuşacağız. Tabii bunlar hazırlık dersleri olduğu için o detaylarla şimdilik efendim konuyu daha muğlak hale getirmek istemiyorum, ama öncelikli öğrenmemiz gereken temel basamakları iyi anlayarak gidersek, sonra onları daha rahat inşallah konuşma imkanımız olur diye ümit ediyorum. Demek ki birincisi buymuş. Neymiş? Harici mahsusata ait varlığın, dış dünyanın, reel dünyanın gerçekleşmiş, tahakkuk etmiş bir var olan varlık olduğunu kabul etmektir. Temel önerme bu. Neden bu yakinidir? Çünkü yakinidir. Çünkü müellif bunları, yani dış dünya mahsusata ait olan şeyi, var olanın varoluşunu bedihi olarak kabul ediyor. Bu bedihiyattandır. Bunu nasıl reddedebilirsiniz diyor. İkincisi et-tasdik, yine bir kabuldür. Bir kabuldür. Şimdi burada birinci olarak ne yaptı? Varlığın nesnelliğini vurguladı. Varlık nesneldir dedi. Şimdi de bilinebilir diyecek. Sofistlerin tam karşısında realizmin kendisini temellendirdiği iki temel önermeden söz ediyoruz. Bir, dedi ki varlık nesneldir. İki, et-tasdiku bi kudreti zihnil beşeri, insan aklı güç yetirebilir. İnsan aklı, akıl yetiye sahiptir. Yeteneğe sahiptir. Neye? Ala idrakihi, bu nesnel olduğunu belirlediğimiz varlığı idrak etmeye, algılamaya, vel ilmi bihi, yine buradaki huve aynı yere raci, bu nesnel olduğunu tespit ettiğimiz varlığı bilmeye ve idrake. Ve burada da idrak ve ilim, bilgi arasındaki hiyerarşik ilişkiye de ileride değineceğiz inşallah. İdrak, ilme doğru bir geçiş, bilginin elde ediliş safhaları vesaire. Bunlar ayrıca derslerimize gelecek. Ama şimdilik realizmin ikinci yakini reddedilemeyen temel önermesi, yani yakini bedihi dedi. Bu önermeler müellife göre realizmin bu önermeleri reddedilemezdir. Yakinidirler çünkü. O da neymiş ikincisi? İnsan aklı varlığın nesnelliğini hem idrak edebilir hem de bunu bilebilir. Dikkat ederseniz bu önermeler adeta sofist geleneğin düşüncelerinin reddi üzerine kendisini temellendiriyor. Çünkü sofistler bunların aksini söyleyecek. Ve devamında eğer bu iki inşallah önerme anlaşıldıysa, hatta onları müsaadenizle vurgulasak daha iyi olmaz mı? Evet, bu önermeleri. Yani realizmin yakini iki önermesi. Et-tasdiku bi vucudi vaki'in mevdu'in mutahakkakun ve mevcut. Et-tasdiku bi kudreti zihni ala idrakihi vel ilmi bihi. Bu iki önerme. Ve kad messele hazel mevkıf kethirun minel felasife. Bu konum, hâzel mevkıf, yani bu realist yaklaşım temsil edilmiştir. Kethirun minel felasife. Pek çok filozof tarafından bu iki önermeyle özetlemeye çalıştığımız realist duruş, el mevkıful vakaiye temsil edilmiştir. Mesela Aristoteles. Ve Aristoteles, vel Farabi, ve Şeyhur Reis İbn Sina, ve Şeyh, pardon, o K'ye atıfla okuyalım. Ve Şeyhur Reis ve Sadril Müteellihin, Molla Sadra, ve İbn-i Rüşd. Yer değişse daha iyi olurmuş kronolojik olarak. Evet, ve gayrihim. Bu saydıklarımız ve daha saymadıklarımız gibi pek çok ünlü filozof tarafından bu realist duruş
temsil edilmiştir. Tabii bu hususlara itiraz edilebilir. Yani ne kadar işte Farabi'nin, İbn Sina'nın bu tanımlara uygun olduğuna ilişkin son dönemlerde çok ciddi farklı yaklaşımlar, çalışmalar, itirazlar var ve Cabiri okumalarında özellikle İrfan ve Burhan bölümlerinde bunları daha farklı boyutları ve detaylarıyla konuşacağız inşallah. Burada da yeri geldikçe konuşacağız. Şimdilik oraya girmek istemiyorum. Ve yusemma bi asaletil vakaiyye. Şimdi burada son derece önemli bir şey söylediği için onu müsaadenizle vurgulayalım. Asaletul vakaiyye. Şimdi asaletul vakaiyye bir koymuş aşağıda diyor ki bu haklı olarak. Ve hiye bu yani asaletul vakaiyye nedir? Gayru asaletil vücut. Asaletul vücuttan farklı bir şeydir. Bu asaletul vücut ki el mebhus anha onu araştırdı, inceledi. Kim? Molla Sadra. Fil ahkamil ammelil vücut. Varlığın genel yapılarına ilişkin efendim çalışmalarında Molla Sadra bunu detaylı bir şekilde incelemiştir diyor. Şimdi burada daha önce de söylediğimiz gibi müellif Molla Sadra felsefi geleneğine mensup olduğu için asalet sözcüğü Molla Sadra felsefesinin temel ve anahtar kavramıdır. Zaten felsefesi onun müteal felsefesi, aşkın felsefe olarak ifade ettiği el hikmetül müteal asale üzerine temellenir. Asalet üzerinedir. Asaletül vücuttur vurguladığı şey. Diyor ki burada bu filozoflar, adını saydığımız filozoflar realitenin asıl olduğunu, temel olduğunu kabul etmişlerdir. Şimdi diyor ki burada biz dikkatinizi çekelim ki asaletul vakıye ile asaletul vücut arasında fark vardır. Bunları birbirine karıştırmayalım. Asaletul vücut ayrı bir şeydir. Asaletul vakıye ayrı bir şeydir diyor. Bunları ileride daha farklı boyutlarıyla konuşuruz inşallah. Tabii bu arada Molla Sadra ileri okumalarınızda özellikle felsefe ve sosyal bilimler alanında yüksek lisans ve doktora yapan değerli öğrencilerimizin mutlaka okuması gereken, ilgilenmesi gereken önemli bir filozof, önemli bir sufi olması bakımından ihmal edilemeyecek bir isimdir. Şimdi birinci insan aklının ez-zihnul beşeri yukarı çıkalım. Burada ez-zihnul beşeri insan aklının iki konumu var demişti. İki konum sahibidir. Mevkufi evveli söyledik. Mevkufi evvel neydi? Realizmdi. El-mevkifus sani ikincisi de bunun tersi. Nedir? Mezhebul ella vakiyye. Mezhebul ella vakiyye. Mezhebu ella vakiyye. Ne demek mezhebu ella vakiyye? Hemen yazalım. Evet. İrrealizm. İngilizce'de bu olumsuzluk eki biliyorsunuz. Realizmin karşıtı. İrrealizm. Yani gerçeklik algımız bir yanılsamadır, bir illüzyondur diyecek. Gerçeklik algımız bir illüzyondur diyecek. Bir yanılsamadır. Temelleri nereye kadar gidiyor? Parmenides'e gidiyor, kısmen Platon'a gidiyor, sofistlere gidiyor vesaire. Burada da sayacak. Haysu bu o mezhep yani bu ekol yettecihu ile teşkik kuşkuya yönelir. Bu ekolün temel özelliği kuşkudur. Ne de fi tilkel kadiyeteyn el mutakaddimeteyn. Az önce realizm ile ilişkilendirerek size saymış olduğumuz iki temel önerme vardı. Neydi bu? Bir harici varlığın bizim de dahil olduğumuz harici varlığın
nesnelliğinin kabulü, iki bu nesnelliğin idrak ve bilinebilirliğini kabul. Bu iki temel önermeyi reddeder. Bunda kuşku duyar. Belki bundan emin olamayız. Ya da en azından bunların birisi de alel ekal. Ev fi vahidetin minhuma alel ekal. Ya da bu ikisine birden değil de ya varlığın nesnelliğine ya da onun bilinebilirliğinden herhangi birisine itiraz ettiğinde bu duruşun felsefi adı irrealizmdir. Kema seyattadihu lahikan, ileride bunun açıklaması, detayları gelecektir. Ve urufe hazel mezhep bisafsata, bu mezhep safsata olarak da bilinir. Yani sofistler demektir safsata, sofistler. Peki ikinci dipnotumuza bakalım. Es-safsata mezhebun yekumu ala esasi inkaril vaka. Bakın, bu bir ekoldür ki onların varlığı yekumu ala esasi inkaril vaka, realiteyi red temeli üzerine oturur. Ev ya da ademil vusuli ileyh, ya varlığı inkar üzerine oturur, yukarıda söylemişti zaten, ya da varlığı inkar edemesek bile varlığı bilme, el vusul ileyhi, ona erişme, onu bilme, idrak şansımız yoktur der. Bu sofistler, es-safsatatu, onların meslekleri bu düşünce üzerine oturur. Ve urufe eydan, aynı zamanda şöyle de bazen isimlendirilir. Bil itticahil misali. Bakın, bunu vurgulayalım müsaadenizle. Bu önemli bir ifade. Bunu hatırınızda tutmanızı istiyorum. İtticahul misali idealist yaklaşım demektir. El misali idealizmdir. Platoncu idealizm. İttica, yöneliş. Platoncu bir yöneliş de efendim ile de zaman zaman ifade edilir. Çünkü ileride çok efendim detaylı bir biçimde söyleyeceğim ama Platon'un epistemolojik bölümleme dediği bir bölümlemesi vardır. Şöyle kısaca hemen gösterecek olursam, o varlığı algılamayla ilgili bunu ikiye böler, epistemolojik bölünme, her birini kendi içinde ikiye böler. Birinci, alt kıtasında illüzyon vardır. Illusion vardır. Yanılsama vardır. Shadow, gölge, gerçeklik değil, gerçekliğin gölgesini algılama vardır. Gerçeklik yukarıya doğru çıktığında idealar için söz konusudur ve bunlar da maddi değil, manevi olduğu için Platon'un epistemolojik bölümlemesinde böyle bir yöneliş idealizm olarak, el misaliye olarak da ne yapılır diyor, bazen ifade edilir. Böyle de söylenir. Efendim, bu düşünceye sahip olanlar arasında, bu duruşa sahip olanlar arasında, bunu temsil edenler arasında sayılabilir. Ve kâne mimmen yumessilu hâzel mevkif, bu konumu, yani irrealist felsefi duruşu temsil edenler içinde sayılabilir. Kim? George, böyle yazmış, yazılıyor Arapçada, Barclay diye. George burada da biraz şey yanlış yazmış, onu düzeltelim. İngilizce yazılması E'yledir bu, A ile değil. Berkeley diye okuyoruz İngilizce'de bunu. George Berkeley. Berkeley meşhurdur. Yani Berkeley'i bir cümleyle izah edecek olursak, yani felsefi temel duruşunu, bu irrealizmin en önde gelen temsilcileridir. Varlık algımız tamamen insani bir yanılsamadan ibarettir. Bizim algılarımız, yani varlık algımızdan ibarettir. Algımız da bir yanılsamadır. Asla hariçte nesnel bir karşılığa tekabül etmez bunlar diyecektir. Ve işte gördüğünüz gibi Protagoras, yani modern dünyadan geriye doğru gitmiş oldu. Protagoras
az önce adını anmıştık yukarıda. Sofistlerin efendim üstatlarından, önde gelen isimlerden birisidir. Efendim, dolayısıyla bunlar bu irrealist felsefenin temsilcileri arasında sayılabilir diyor. Vakat tasaddel fikrul Aristo, Aristo'nun fikri lehu, bu sofistçe yaklaşıma, yani irrealist felsefi kabule karşı koymuştur. Ve tasadda el fikrul Aristoteles, Aristoteles düşünceleri, felsefesi bu efendim yaklaşıma karşı koymuştur. Neyi açarak? Kaşifen açarak, netleştirerek, örtüsünü kaldırarak, esalibel muğalata. Çünkü niye bu tabirleri kullanıyor? Birazdan göreceğiz. Ettelaib bil elfaz, sözcüklerle oynayarak, muğalata yapıp, muğalata laf ve söz baskınlığı yapmak ve gerçekliği sapıtmaktır. Niye bu iki tabiri kullandı müellif burada? Yukarıda zamanımızı almasın diye oraya girmemiştim. Bu iki husus sofistlerin en önemli özellikleridir. Çünkü sofistler biliyorsunuz öğretmenlerdir. Felsefe öğretmenleri sofistler. Lafazanlar, hatipler, edipler. Siyaset dersleri veriyorlar, çıkar dersleri veriyor, politika dersleri veriyor, ticaret dersleri veriyor, başka dersler veriyor. Dolayısıyla öğretmenler bunlar ve para kazanıyorlar. Dersleri çok pahalı bunlar. Değil mi? Günümüzde de benzer sofistik yaklaşımda olan kimseler var. Ve bunlar diyor, realiteyi, gerçekliği mugalata yaparak, saptırarak ya da lafazanlık yaparak, bu tabirleri Sokrates diyaloglarda çok kullanır. Ne yapıyor? Efendim, insanları yanıltıyor. İşte diyor Aristoteles kaşifen esalib, bu üslupları netleştirdi, keşfetti, ortaya koydu. Organon'da ortaya koydu. Dedi ki bu mugalatadır, bu işte efendim hatabedir, cedeldir, şiirdir dedi. De Burhan var dedi. Kategoriler var dedi. Değil mi? Birinci analitikler, ikinci analitikler. Bunları ortaya koydu ve böylece abre alet tefkiril mantıki, bakın organonu kastediyor. Mantık düşüncesi vasıtasıyla efendim Aristoteles sofistike söylemin tüm çeşitlerini ve türlerini mantıksal olarak net bir biçimde birbirinden ayırt edince artık sofist gelenek de biri bir şey söyledi. Bir dakika, bu senin yaptığın cedeldir, bu mugalatadır, bu hatabedir, bu şiirdir, bu söylemdir, Burhan değil dedi. Ellezi, bu mantık ki urfe ba'de zalike, daha sonraları bismil mantıkıl aristo, Aristoteles mantığı olarak bilinecek olan mantık idi. Bu ne yapmış değerli izleyenler? Efendim, bir de yine çok özür dileyeceğim. Bir dakikanızı alacağım. Bilgisayarımın pili azalıyor. Başımıza bir iş gelmesin. Evet. Şimdi demek ki Aristoteles'in organonuyla sofistlerin o aldatmacaları bir ölçüde önlenebilmiş oldu.
Bir başlığımız var. Şimdi burada çok temel bazı ilkeleri sayacağız ve sonra bir ana başlığımız var. Onlara doğru gidelim. İşte ne kadar şey yapabiliriz bilmiyorum. Ana başlık üzerinde, bir tane ana başlık üzerinde kalalım. Çok yorucu olmasın. Hasaisu mebde'il vakaiyye. Bakın. Ya da mebde'il vakaiyye, asaletul vakaiyye. Bunları gördüğümüz için artık başlığımız anlaşılır durumdadır. Ama işaretleyelim, vurgulayalım. Evet. Realizm ilkesinin, realizm felsefesinin özellikleri nelerdir? Şimdi bu özellikleri saymış 5 maddede, zannediyorum 5 madde. Bu maddeleri görelim. Bir, vücuduhu ve tahakkukuhu fil cümle. Realizmde realitenin varlığı ve gerçekliği bir bütündür. Yani realizm varlık ile onun gerçekliğini bir bütün olarak kabul eder. Arasını ayırt etmez. Bu realizmin özellikleri bakımından önemli. Yukarıda farklarına değinmiştim. Yine değineceğiz ileride farklı boyutlarıyla. Dolayısıyla realizm realitenin vücuduna, yani vakıiyenin vücuduna ve tahakkukuna bir bütün olarak bakar. İki, kudretul akli ala idrakihi vel ilmi bihi. Bunu yukarıda söylemiştik. Yine realizmin bir diğer özelliği, insan aklının realiteyi hem idrak edebileceğini hem de bilebileceğini kabul eder. Bütün ilkeler realite üzerinden, dikkat ederseniz, toparlanıyor. Üçüncüsü, istihaletul istidlal el burhani aleyhi. Bakın, bu çok önemli bir ilke. Bu çok önemli bir ilke. Bunu dörtle ilişkilendirerek ele alalım, daha anlaşılır olsun. Tariku isbatihi el vicdan vel bedahe. Son derece önemli. Ve bunun üzerinde biraz duracağız. Çünkü çok çok önemli bir şey söylüyor. Evvela şöyle bir şey söyleyelim. Realite dediğimiz şey bir bütün olarak, yani tümel haliyle, tümel olması bakımından realite, biraz rengimizi ya da kalemin rengini, bizim rengimizi değil, renk değiştirmekten Allah'a sığınırız. Rengimiz neyse o. Tümel olarak, şimdi bu tümel, dikkat buyurunuz, bu tümel, realite tümel olmak bakımından burhana konu değildir. Yani felsefi olarak, burhani olarak realite ispat edilebilir bir şey değildir. İspatı aşar. Ona burhan getiremeyiz. Onun için Niyazi-i Mısri çok önemli olarak, derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan arardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Bakın, bu totoloji gibi gelebilir ama çok önemli bir şey söylüyor. Aslıma burhan arardım diyor. Asla burhan aranır mı? Aslın burhanı kendisidir. Neden? Çünkü onu bilmek, idrak, onun ispatı vicdani ve bedahettir. Yani şöyle söyleyelim, yine oraya gelelim. Tahsilul hasıla gerek yok. Realite kendi realitesiyle, apaçıklığıyla kendisini bize bildirir. Bir tümel olmak bakımından realite, onun var oluşuna burhan getirilmez, burhan ile istidlal edilmez. Bu imkansızdır ve gereksizdir ve hatalı bir şeydir. Realizm bunu reddeder. Yani bir tümel olarak varlığa burhan getirmek batıldır. Onun için ileride kelam okumalarımızda ve felsefe okumalarımızda da konuşacağız. Tanrı ispata konu edilemez. Ve Tanrı
Tanrı olmak bakımından burhana ihtiyaç duymaz ve getirilemez zaten. Getirmek, Tanrı'yı ispata ve Tanrı'ya burhan getirmeye kalkışmak cahillerin yapabileceği bir şeydir. Felsefeden ve gerçek kelamdan anlayan insanlar böyle bir şeye kalkışmazlar. Dolayısıyla tariku ispatil vakayı, bakın, realitenin ispatının yolu el vicdan, yani nedir? Sezgiseldir. İçseldir. Yani a priori'dir, bizde verilidir. Mahiyetimize konulmuştur. Onunla doğrudan sabit ve kesintisiz bir iletişim içindeyiz. Ve bu o kadar bedihidir ve var olduğumuz andan itibaren bizden asla ayrılmayan ve kopmayan sabit bir birliktelik ve iletişimdir ki bedihidir, bedahettir. Buna burhana gerek yok. Değil mi? Burhan arardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Sağda solda arar idim. Dost yüzün görem de yü. Ben taşrada ararken ol can içinde can imiş. Bakın, ol can içinde can imiş. Tahsilul hasıl. Ben gidip nerelerde aramışım? Zaten sahipmişim ben ona diyor. Değil mi Neşet Usta da? Yarı ararken yerden aradım. Ne kadar güzel. Yarı ararken yerden aradım. Yarı ararsan yerden uzaklaşırsın. Tahsilül hasıla gerek yok. İrfan geleneğimiz, felsefi geleneğimiz bu hususu ne kadar inceden inceye elemiş, tartmış, ölçmüş. Sufi geleneğimiz çok şükür. Evet. Diyor ki beşinci madde olarak, madde beş, yeşmelul vakaiye el hariciye vel vakaiye zihniye. Realizm, bu tabirleri renklendireyim müsaadenizle. Önemli tabirler çünkü. El-vaka'iyyel hariciye, yani nesnel varlık demektir. Nesnel. Dışarıda harici vücudu var. Nesnel. Bir de ez-zihniye var. Ez-zihniyel-vaka'iyye. Değil mi? El-vaka'iyye, ez-zihniye. Yani akli realite. Bu da akli olan. Bir harici, nesnel, dışarıda objeler dünyasına ait. Bu da makulat, bizim makulat olarak genelde kullandığımız, değil mi? Mahsusat ve makulattır bunlar. İkisini de kapsar. Realizm hem mahsusatı hem makulatı kapsar. Makulatı niye kapsar? Çünkü bu el-hakiyyetu, bakın, vel-vakiyye, zihniye meful olarak koyuyor. Meşmelü, ben öyle cümleleri böldüğüm zaman Arapça pratiğim gereği de biraz onları müptela habere çok çeviririm. İbarede harekelerde takılmayınız. El-vâkaîyete zihniyetel-hâkiyye geçmeliye efendim meful olarak okuyalım ibareyi. El-hâkiyye anil hariç, bakın, anil hariç. Hariç. Hariç burada var. Ne o? Nesnel obje. Bu zihni realite neden örgüleniyor, örüntüleniyor? Nesne olandan, anil hariç. Dış dünyada, mahsusattan, yani mahsusatın bizim zihnimizde oluşturduğu harici bir vücuda tekabül eden kategorilerden söz ediyoruz. Kavramlardan ve kategorilerden söz ediyoruz.
Dolayısıyla el vakaiyye zihniye el hakiyye anil haric. Bu sözünü ettiğim şeyler de nereden oluşuyor, nereden örüntüleniyor, örgüleniyor? Hariçten örgüleniyor. Evet. Şimdi burada türleri var. Bence burada kalalım. Sanki biraz yorulduk gibi. Benim de dünden kalan bir yorgunluğum var zihnim. İzin verirseniz burada realizmin çeşitleri mertebelerinde kalalım. Ne türleri mertebeleri var realizmin? Bunları konuşacağız. Burada kalalım. Hem de sizler biraz bu konuşmuş olduklarımızı şöyle bir harmanlamış olursunuz. Daha bir birikimli bir zihinle bu efendim yapacağımız dersi daha verimli kılar diye umut ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim efendim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.